Total merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde öncelikli olarak North Shalen maçı var. Fenerbahçe üst üste kazandığı maçlardan sonra iki mağlubiyet, bir beraberlik almış ama hafta sonunda oynadığı karşılaşmayla yeniden galibiyet serisine Karagümrük maçında başlamıştı. Şimdi bu seriyi Norçalen karşısında da devam ettirmek istiyor Fenerbahçe. Ancak tabii Fenerbahçe bu maç öncesinde bir hayli düşünceli. Çünkü bazı sorunlar var. O sorunların çözülmesi açısından. Onlardan da bahsedeceğiz. Hadi ben fazla uzatmayayım hemen şuraya geleyim. Fenerbahçe'de bugün bu videoda size neleri anlatacağız onlardan bahsedelim. Fenerbahçe'yi Danimarka'da bekleyen 3 büyük tehlikeden bahsedeceğiz. Fred ve Ciku hangi maçta forma giyecek, sahalara dönecek. Bundan bahsedeceğiz. Transferde Fenerbahçe'ye İngiliz barajı diyoruz. Nedir bu İngiliz İngiliz barajı? Ondan da bahsedeceğiz. Euro 2004 için Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Bakalım transfer gerçekleşecek mi? Orta alan için Rade Kurun için alternatifleri belli oldu. İki önemli alternatif var. Bunlarla ilgili de süreç devam ediyor. Bunu da özellikle söyleyebilir söyleyebiliriz. King giderse o oyuncu yerine gelecek diyoruz. King'in yerine kim gelecek ondan bahsedeceğiz. Şimdi bu maddelerin altlarını doldurmaya başlayalım birer birer. Şöyle söyleyelim bir 11 de var kafamızda. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için gerçekten çok değerli bunu söyleyelim. Evet saat 23'te oynanacak yarın akşam North Shalen maçı. E, bu maçta Ferdi Kadıoğlu yok ekstra olarak daha öncekilerden farklı olarak. 10.000 kişi kapasiteli right Dream Park'ta oynanacak e, karşılaşma. Kimler yok onlardan bahsedelim. Fred yok, Ciku yok, Bekao yok, Serdar Aziz yok, Miha Zays yok, Mert Hakan yok ve işte az önce söylediğim gibi ferdi yok onu da özellikle söyleyebiliriz maç öncesi Hofftrup çok enteresan bir cümle söyledi evet dedi ki şansımız var soğuk hava ve kar yağışı bizim için avantaj değil çünkü oyuncularımızın çoğu Danimarkalı değil dedi yani bu da bir enteresan vurguydu ve Fenerbahçe karşılaşması Fenerbahçe buraya gelen en büyük takımlardan biri diyerek Trakibe'de yani Fenerbahçe'de övgü dolu sözler söyledi. Bunu da hemen belirtelim. Şimdi Fenerbahçe'yi bekleyen 3 büyük tehlike demiştik. Ben şöyle notlarımı aldım onların altlarını dolduracağım. Şimdi o 3 büyük tehlikeyi saymaya başlayayım. 1- Sakatlıklar bunu söyleyelim. 2- Suni içim bu suni içimde oynanacak sakatlıklara da çok yatkın bir durum oluşturuyor suni içimler biliyorsunuz. Ve bizim alışık olmadığımız bir durum. Üçüncüsü de e, kar yağışı ve soğuk hava. Bu gerçekten üçüncüsü. Üç büyük tehlikenin Fenerbahçe'nin kapısında olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Şimdi şöyle e, devam edelim. Bir ikinci maddemiz vardı. Fred e, herkes merak ediyor ve Ciku. Hatta bu maçta oynar diyenler vardı. Ama e, öyle bir durum söz konusu olmadı. İşte o e, Fred ve Ciku'nun oynayacağı maçlar Fred Sivas maçında oynayabilir ama riske edilmeyip doğrudan derbiye yani Beşiktaş maçına da bırakılabilir. Ciku ve Fred'in başlangıç maçları şimdilik derbi olarak görünüyor. Yani Beşiktaş maçında döneceklermiş gibi görünüyor. Sadece Fred belki belli bir süre oynayabilir Sivas maçında. Onu da hemen söyleyelim. E bu arada... 11'i vereceğim. Ee, Kent'e de Nottingham Forest'ten resmi teklif geldi. Onu özellikle söyleyelim. Ve sezon sonuna kadar kiralamak istediklerini vurguladılar. Ona da bakacağız kiralamak istediklerini. Evet şimdi şöyle söyleyelim. Ee, North Shailam maçına tekrar dönüyorum. 4 maç 2 galibiyet 1 beraberlik 7 puanları var. Fenerbahçe'nin de 4 maçta 9 puanı var. Ee, nasıl bir kadro bekliyoruz? Ee, geçen maçta da böyle bir Livačović, İrfancan, Eri Bayat değişikliği bekliyorduk. Burada da yine bekliyoruz. İrfancan, Eri Bayat, O'Say, Samuel, Yusuf Akçiçek ee, yanında Crespo. Evet, Crespo, orta sahadaki Crespo. Onun yanında da solda Osterwolde'yi bekliyoruz çünkü Ferdi yok. Ee, dolayısıyla e, Samet'te zaten oynama e, şansı yok, yani oynama izni yok. Dolayısıyla böyle bir e, savunma kurgusu bekliyoruz. Çok da bayağı rotasyonlu olacak, onu da söyleyebiliriz. Yani Crespo ile Yusuf Akçiçek muhtemelen yan yana yemek bile yememişlerdir. Bakalım böyle bir beklenti içerisindeyiz. Önlerinde İsmail Yüksek, Şimanski, İrfan Can, e, sağda Kent ya da Cengiz, solda Tadiç, önde Batşuay gibi bir kadro beklediğimizi söyleyelim. Ee, ama e, bu kadronun dışında bir kadroda sürpriz olmaz onu da özellikle vurgulamamız gerekiyor. Evet şimdi e, bundan da bahsettik hemen şu e, notlarıma bakarak gidiyorum. Euro 2024 için Fenerbahçe'ye gelecek dedik kim bu isim Çağlar Suyuncu eğer Simio e, Simeone'den izin çıkartabilirse e, 2024'te oynayabilmek adına Fenerbahçe'ye gelmek istiyor yani çünkü eğer oynamazsam diyor 2024'te oynayamam biliyorsunuz 2024 sonuç itibariyle bir vitrin oyuncular için bu vitrini kaçırmak istemiyor onu da özellikle söylememiz gerekiyor. E şöyle devam ediyoruz e şöyle bakıyorum. Nereden devam edelim? E, transfere doğru geçelim İsterseniz hani istatistikler artık çok e, dikkat çekici değil yani konferans ile ilgili Fenerbahçe'nin çok güzel istatistikleri var onları bir kenara bırakalım. Şimdi normal e, transferle ilgili gelişmelere geçelim. Onlardan bir tanesi O jogo gazetesi ki Portekiz'in çok önemli gazetelerinden biridir. E, Benfica'lı oyuncu Florentino'nun Fenerbahçe'ye gelmek istediğini yazdı. Zaten daha önce Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Hatta oyuncuyu Galatasaray'da izlemişti. 24 yaşında 14 maçta oynamış. Henüz bir golü yok. 20 milyon euro gibi bir bonservis ücreti var ve 2027'ye kadar da sözleşmesi var ama bütün buna rağmen gelmek istiyor. Ve sürpriz bir isim daha gündeme girdi. Onu özellikle söyleyelim. Hani dedi ki Rade için alternatifleri diye Fenerbahçe bu kez Radecurun için e bağlı kalmak istemiyor. Bu kez biraz değiştirmek istiyor. Yani daha doğrusu profili arttırmak, işte havuzu genişletmek istiyor ki aynı şekilde Radecurun işte sıkıntı yaşanmasın diye. Korantin Tolisso'dan bahsediyoruz. Korantin Tolisso gerçekten de Bayern Münih görmüş müthiş bir oyuncu. Bir çöküş süreci yaşadı ama Lyon'da yeniden ayağa kalkıyor. Yani mükemmel bir orta saha oyuncusu, merkez orta saha oyuncusu. 9 maç 1 golü var. 28 kez Fransa milli takım formasını giymiş 29 yaşındaki oyuncu. E, 637 dakika bu sezon süre almış. Yani e, Corentin Tolisso ve Florentino da e, Vardar için olmaması halinde gündeme gelecek isimler arasında yer alıyor. Bunu da özellikle söyleyelim. Peki bir başlığımız daha vardı. King giderse o oyuncu gelecek. Sürpriz bir e, durum ortaya çıktı. Onu e, söyleyelim. Hani e, pek de hani herkesin aklında olan bir durum değildi. Hani Fenerbahçe öncelikli olarak 6 numarayı, stoperi e, kapatmaya çalışıyordu. Diğer oyuncuların durumuna göre bakacaktı ve nitekim öyle bir durum çıktı. Quincy Anton Promise Quincy Anton Promise Spartak Moskova'nın oyuncusu ve bu sezon 19 maça çıkıp 7 gol 8 asist asist yaptı. Hollandalı oyuncu 31 yaşında ve 2024'te sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. King giderse yerine gelecek sol kanat oyuncusu ama şunu da söyleyeyim yani sol kanada gelecek bir oyuncunun hiçbir şansı kalmıyor. Nitekim onun yüzünden Ryan Kent gidiyor. Çünkü İsmail Kartal her alternatifte tadiçi tercih ediyor. Nitekim bu biz yarın akşamda yine tadici bekliyoruz. Halbuki işte Kent'i alıp Cengiz'i bir tarafa koyarak oynatsa iyi olur. Ee, belki de bilmiyorum. Hani sahadaki gözüm kulağım o diye böyle bir düşünce içerisine girmiş olabilir diyebiliriz. Ve şimdi bir e, İngiliz barajından bahsettik son olarak. Şurada notlarıma bakıyorum. E, transferde Fenerbahçe'ye İngiliz barajı diyoruz. Neymiş bu İngiliz barajı? Ona da bir bakalım isterseniz. E, Fenerbahçe iki tane oyuncu transferi için e, ciddi bir şekilde çaba sarf, etti, sarf edeceğini açıklanmıştı. Zaten açıklamıştı da. Birisi Jota e, çok fazla gündeme geldi el ittihat takımından. Ee, bu oyuncuyla ilgili transfer haberleri Fenerbahçe'nin adına çok yazıldı. İkincisi Timo Werner. Şimdi İngiliz barajı dediğimiz olay ne? Ee, bu iki oyuncuya da İngiliz kulüpleri talip oldu. Yani Fenerbahçe'nin önüne geçmeye çalışıyorlar. Ee, hatta şöyle söyleyeyim. The Times'ın haberine göre e, Tottenham'ın teknik direktörü Postacıoğlu... E, onu zaten eski hocası olduğu için teklif edip istiyor. Yani bana onu alın diyor. Böylece Portekizli oyuncuyla ilgili ihtimal biraz uzaklaşmaya başladı. Şimdi doğruları söylüyoruz. Biz burada ne varsa, ne bilgi varsa onu söylüyoruz. Timo Werner konusunda da West Ham, Fulham ve Crystal Palace derken derken çok enteresan bir gelişme oldu. Sky Sport'un haberine göre. Bakın bu haberler İngiliz basını haberleri olduğu için paylaşıyoruz. Manchester United'da yazdı e, Timo Werner'i. Yani Manchester United'daki santrofor konusundaki e, sıkıntı. Halbuki orada santroforları var ama e, Martial var, Haaland var ama e, Timo Werner'i de oraya ekledik Timo Werner çünkü kanatta oynayabiliyor. Evet Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.